Akşam caddelerin kalabalık zamanında köşe başına bir kadınla bir çocuk gelirdi. Siyah bir çarşafa bürünen kadın elleriyle çarşafını yüzüne kapatır, yalnız iki siyah göz sokağın yarı aydınlığında parıltısız önüne bakardı. Çocuk yanında ayakta dururken o çömelir, küçük bir çuvaldan bir takım oyuncaklar çıkarırdı. Bunlar bir değneğin ucuna takılmış bir çift tahta tekerlekti. Tekerleklerin üzerinde iki yuvarlak tahtanın arasına çivilenmiş dört çubuktan ibaret kamariye gibi bir şey duruyor ve tekerlekler yerde yürütülünce bu kamariye fırıl fırıl dönüyordu. Oyuncaklar kadının önünde dizilince çocuk bir tanesini eline alıyor, kaldırımda ileri geri götürerek incecik sesiyle bağırmaya başlıyordu. Arabalar beş kuruşa, beş kuruşa, arabalar beş kuruşa. Ve sokaklar tenhalaşıncaya kadar belki 3-4 saat burada duruyorlardı. Çocuk 8 yaşında vardı. Fakat ilk görünüşte 6 yaşından fazla denilemezdi. Zayıf ve mini miniydi. Sonra hiç durmadan bağıran sesi küçük bir kızın sesi gibi ince ve titrekti. Beş kuruşa derken şeylere basıyor ve dudaklarının arasından onları ezerek çıkarıyordu. Kendisi de annesi gibi hep önüne bakar ve başını kaldırmazdı. Bulundukları köşenin biraz ötesinde parlak vitrinli bir tuhafiye mağazası vardı. Büyük kristallerin arkasında türlü göz alıcı renklerde boyun bağları, şık tokalı kemerler, yün kazaklar, eldivenler ve daha birçok insanlara lazım olan ve olmayan şeyler geçenlerin yüzüne gülüyordu. Ana oğul bunların önünden geçerken, geçtikten sonra köşelerine yerleştirirken başlarını hiç çevirmemeye gayret ederlerdi. Eğer sokağın çamurlu kaldırımlarına akseden ve orayı yer yer parlatan ışıklar da olmasa, belki böyle bir mağazanın bulunduğunu bile fark edemeyeceklerdi. Halbuki gelip geçenlerin çoğu, bilhassa çocuklar, bu parlak cam mekanların önünde durup, orada bir köşeye, ustaca bir karma karışıklık içinde yığılmış oyuncaklara gözlerini dikiyorlar, sonra mahzun bir tavırla yollarına koyulunca karşılarına çıkıveren tahta tekerlekli arabalara dudaklarını kıvırarak ve adeta hayallerinde vitrinden kalan güzel şekilleri bozuyormuş gibi canları sıkılarak bakıyorlardı. Fakat küçük satıcı onların bu isteksizliklerini fark etmez, önüne bakarak kısa aralıklarla bağırırdı. Beş kuruşa, arabalar beş kuruşa. Büyücek bir otomobil mağazanın önünde durdu. İçinden süslü ve şişmanca bir kadınla 8-9 yaşlarında beyaz bereli ve tozluklu yumuşak lacivert paltolu bir çocuk indi. Beraberce mağazaya girdiler. Biraz sonra çocuk iç vitrinleri seyrede ede dışarı çıktı. Sokağa indi ve oyuncakların olduğu köşeye bakmaya başladı. Tam bu sırada küçük satıcının sesi işitildi. Arabalar beş kuruşa! Başını çevirip baktı, sonra koşarak o tarafa gitti. Siyah çarşaflı kadının yanındaki çocuğun elini tutarak, ''Aa!'' dedi. ''Sen burada araba mı satıyorsun?'' Satıcı başını kaldırıp baktı, hemen yüzü güldü. O da, ''Aa!'' dedi ve ilave etti. ''Annem yalnız gelemiyor, sonra bağıramıyor da, onun için ben de geliyorum.'' Beyaz tozluklu çocuk, yün eldivenle ellerini paltosunun cebine sokarak küçük bir kese kağıdı çıkardı. İçinden bir badem ezmesi alıp ağzına attı. Bir tane de arkadaşına verdi. Ağzını şişirerek sordu. ''Derslere ne zaman çalışıyorsun?'' ''Mektepten çıkınca 2 saat filan çalışıyorum, dersleri yapıyorum. Ondan sonra buraya geliyoruz. Hem gece zaten çalışamam ki, gaz masrafı çok oluyor.'' Bizim öğretmeni gördün mü? Şimdi buradan geçti. O benim araba sattığımı biliyor. Ve ileride birkaç çocukla bir kadının geldiğini görünce sözünü keserek bağırdı. Arabalar beş kuruşa! İkisi de el ele tutuşmuşlardı. Çarşaflı kadın hazin gözlerle bunları süzüyordu. Beyaz tozluklu çocuk hesap vazifesini yapıp yapmadığını sordu. Ben demin evde uğraştım, yapamadım. Gece bey babama soracağım dedi. Öteki, ''Nesini soracaksın? Çok kolay.'' dedi ve anlattı.
Adam akıllı lakırdiyat almışlardı. Hatta küçük satıcı artık arabalar 5 kuruşa diye bağırmayı bile unutmuştu. Öteki arkadaşının kolunu sarstı ve şşt dedi. Benim yanımdaki çocuğun ağzı kokuyor. Ben söyleyeceğim de senin yanında oturacağım. Hem daha iyi çalışırız. Benim yanımdaki kalkmaz ki. Hem ben söyleyemem. Mahalle komşumuzdur. O da bizim gibi fukaradır. Sözüne devam etmedi. Onu kaldırdı da yerine zengin çocuğu oturttu derler. Diyecekti, vazgeçti. Başka şeylerden bahsetmeye başladılar. Fakat tam bu sırada beyaz bereli, yumuşak lacivert paltolu, beyaz tozluklu çocuğun annesi mağazadan çıktı, iki tarafına bakındı. Ellerinde paket vardı. Şoför koşarak onları aldı ve kendi yanına yerleştirdi. Kadın köşeye doğru bakınca çocuğunu gördü ve aldığı şeylerin keyfiyle gülümseyen yüzü birdenbire sertleşti. Hızlı adımlarla o tarafa doğru yürüdü. Çocuk annesinin böyle hiddetle kendisine doğru geldiğini görünce hemen susmuş, şaşkın fakat gülümseyen bir bakışta gözlerini ona dikmişti. Bir an hepsi birden kımıldamadan durdular. Küçük satıcının annesinin başını kaldırmış, yuvarlanır gibi gelen bu kürk mantolu ve yılan derisi iskarpinli kadına bakıyordu. Kadın yaklaşınca hala şaşkın şaşkın gülümseyen oğlunu bileğinden yakaladı, ''Bu ne hal?'' diye bağırdı. ''Kimlerle konuşuyorsun?'' Ve öteki elindeki şemsiyeyi, elini hala unutarak arkadaşının avucunda bırakan küçük satıcının omuzuna vurdu, sonra haykırdı. ''Pis, pis baksana, senin konuşabileceğin insan mı bu?'' Çocukların kolları birbirinden ayrılıp aşağı sallanıverdi. Siyah çarşaflı kadın duvarın dibine büzülmüştü ve küçük satıcının gözleri kollarının acısından yaşla dolmuştu. Arkadaşının gözündeki yaşları gören çocuk, henüz birçok şeyleri öğrenmediği için ruhundan fışkıran bir isyanla ''Anneciğim'' dedi, ''o benim mektep arkadaşım.'' Kadın yüzü kıpkırmızı kesilerek oğlunun sözünü kesti. ''Ben yarın mektebinize de telefon edeceğim. Seni kendi seviyende olmayanlarla temas ettirmeyi gösteririm.'' Oğlunu kolundan çekti, geride kalan küçük satıcıyı da anasına yerin dibine geçirmek ister gibi tahkir edici ve ezici bakışlar atarak yürümeye başladı. Oğlu hala dönüp geri bakıyor ve yaşlı gözlerini başka taraflara çeviren arkadaşını görünce kendisinin de gözleri yaşarıyordu. Küçük satıcı o titrek ve ince sesiyle bağırıyordu. ''Beş kuruşa! Arabalar beş kuruşa! Beş kuruşa! Arabalar beş kuruşa! Beş kuruşa!''